hızlı değişen bir çağda yaşıyoruz. Bu tarihçi için aslında çok büyük nimet olan bir çağ. Çünkü genelde burada şimdi ben teknolojiden bahsederek başlayacağım. Aslında ChatGPT diye bir adet çıktı biliyorsun. Bir alet çıktı, bir software çıktı ve bu değişimi daha da hızlandırdı. Dolayısıyla size garip gelecek. Bir tarihçi neden ChatGPT diye bir şeyden bahsediyor diye, ama aslında teknolojiyle ilgili bir şeyden bahsetmeyeceğim. Sadece değişimin kendisinden, yeniliğin kendisinden bahsedeceğim. Çok hızlı değişen bir çağda yaşıyoruz. Annelerimiz için radyoyla, benim için siyah beyaz televizyonla başlayan bir dünyada bir anda renkli televizyona, bilgisayarlara, işte iPhone'lara, akıllı telefonlara geçtik. Ve her değişim bize yeni challenge'lar, yeni mücadeleler, yeni imkanlar, yeni fırsatlar getirdi. Ve aslında bugün bizim ahlaki olarak, toplumsal olarak çektiğimiz ya da ekonomik olarak çektiğimiz zorluklar ya da yararlılığımız, avantajlar buna ne kadar adapte olabildiğimizle ilgili. Ve bu tarih için çok büyük bir nimet. Çünkü tarih bizim sandığımız gibi savaşların, sultanların tarihi değil. Tarih aslında değişimin ilmi. Uzun bir süreçte insanların değişik durumlarda nasıl davrandıklarını, toplumların değişik durumlarda nasıl davrandıklarını, adapte olduklarını çok güzel görebileceğiniz bir laboratuvar. Çünkü insanın aslında bir laboratuvarı yok. Dolayısıyla toplumlar, devletler, kurumlar, fırsatlara, krizlere, değişime nasıl tepki gösterir, bunu çok iyi görebiliriz. Ben bugün o ChatGPT ile artık zirveye vuran, çünkü en yakını oldu, insanın kendi emeği üzerindeki denetimi kaybetmesi, sıradanlaşması üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü ChatGPT çıktı ve resim yapabiliyor bu alet, senaryo yazabiliyor, research proposal yazabiliyor. Yani bir makaleye, bir research TÜBİTAK'a, TÜBİTAK'a bir yere başvuracaksınız, onu yazabiliyor. Hatta makalenin kendisini yazabiliyor, orta halli makaleleri yazabiliyor. Divan şiiri yazdırdılar buna, divan şiiri ne işe yarayacak bilmiyorum, muhtemelen hiçbir işe yaramayacaktır ama. Ve tahsis yapıyor. Bu şu demek. Nasıl robotlar ilk çıktığında ya da makineler ilk çıktığında birçok insan işsiz kaldı. Özellikle bu salonu oluşturduğunu düşündüğüm beyaz yakaların büyük bir çoğunluğu aslında önümüzdeki günlerde eğer fark yaratamazlarsa, eğer iz bırakamazlarsa, eğer yaptıkları işi çok iyi yapmıyorlarsa, orijinal değillerse bundan sonra işleri çok zor olacak. Çok kompetitif bir iş marketinde kendilerine pek bir şans bulamayacaklar. Aynı şey robotlar ve mavi yakalar için de söylenebilir ama robotların bir maliyeti var. Dolayısıyla bir Hollanda'da falan var mesela havuç toplayan devasa robotlar falan ama ancak bu işçi ücretlerinin düşük olduğu ülkelerde çok etkili olmayacaktır. Hala bu robotların bir ama software'in, yazılımın, yani bir kitabı düzenleyen, düzelten musahihin ya da ne bileyim bir research proposal yazan ortalama bir akademisyenin ya da kötü senaryo yazan en azından bir senaristin işini yapacak software'in bir parası yok. Bir ücreti yok. Çok ufak ücretlere bunları yapabiliyorlar. Birçok arkadaşımızla da konuştuğumuzda yayıncı bilmem ne bunların büyük bir çoğunluğunu yerine programlar kullanmaya başladılar. Bu aslında tarihte bir sürece benziyor. Sanayi devriminden sonra tam da bugünküne benzer bir süreç daha önce yaşandı. Sanayi devrimi ilk olduğunda işte burada görüyorsunuz makinelere saldıran işçiler, Luddite diyoruz bunlara, birçok yerde olan bir şey. Sanayi devrimi çıktığında bir anda artık el emeğiyle, el emeği değerli olmayan niteliksiz işçiler kızıp makinelere saldırdılar. Neden makinelere saldırdılar? Çünkü they took our jobs diye South Park'ta bir şey var ya, aynen onun gibi. Bunlar bizim işimizi alıyorlardı. Aynen o şekilde işimizi alıyorlardı. Aynı anda o tekstil ustalarının manevra kabiliyetini kaybetmesi ve iş bulamaması ya da çok kötü şartlarda iş bulmaları gibi. Bugün maden işçilerinde ya da çok niteliksiz göçmen gibi niteliksiz işçilerin nasıl asgari ücretin altına bile bazen çalışmaların da nedeni budur. Çünkü işinin değeri yok. Sadece kas koyabiliyor. Buna benzer bir süreç artık beyin içinde geçerli. Artık beyin de kas olarak geçerliliğini yitirecek. Bu da şu demek. Şimdi bunun şeyi iz bırak ya. Genelde bu tip yerlerde hep şey söylenir. İz bırak aslında bir avantaj kazanmak için söylenen bir şey değil mi? Hani iz bırakırsanız daha iyi yaşarsınız. Hayır. İz bırakmazsanız, iz bırakmak bir lüks değil artık, bir zorunluluk. İz bırakmazsanız, eğer bu yeni ortamda orijinal, yani o makineden ayrışacak bir hale gelmezseniz ileride özellikle beyaz yakalar arasında işimizin çok zor olacağını düşünüyorum. Her geçen gün bütün veriler gösteriyor bunu. Gelir eşitsizliğinin arttı, orta sınıfın yok olduğu, iş bulmanın zorlaştığı bir çağda iz bırakmak artık avantaj yakalamak değil, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Sadece iz bırakmak da yetmeyecek. Görünür olmak da gerekecek. İkinci bir kriter olarak. Eskiden biri bir işi yaptığı zaman bunu takdir eden kurumlar, elitler vardı ama artık böyle değil. Ne artık diyelim bir yazarsanız okuyucu ya da bir akademisyenseniz üniversitenin kendisi dahi bundan müstesna değil. Görünür olmak çok önemli oldu çünkü görselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Mesela bu çok bilinmez. Bazı yayın evleri yeni yazarları Instagram sayfalarına bakarak alıyorlar. Bunu bilmezsiniz pek. Çok Instagram takipçisi varsa o yeni ilk romanlarını yayınlıyorlar. İş buraya kadar geldi. Ve biz sadece kapitalizm olarak da düşünmeyin. Biz artık görsel bir dünyada yaşıyoruz. Bu ne demek? Eskiden insanlar kitapları mesela bağırarak okurlardı orta çağda. Görerek anlamazlardı, duyarak anlarlardı. Dolayısıyla bir orta çağ kütüphanesine gittiğinizde bir sürü bağıran benim gibi yüksek sesle konuşan insan gördünüz. Halbuki bugün kütüphanelerde ben çok çektim bundan en ufak bir sese. Hemen
şey yükselir. Çünkü artık ses dikkat dağıtır, görerek öğrenirsiniz. Sadece farklı olanlar da olanlar değil, aynı zamanda bu farklı sergileyebilenler, ortaya çıkarabilenler şey olacak. Çok güzel bir örneği var bunun. Amerika'nın en büyük başkanlarından biri, 4 kere başkan olmuş tek kişi Franklin Delano Roosevelt, aslında bilmezseniz sakattı. Engelliydi. Bir hastalık geçiriyordu ve böyle crutches'larla değneklerle dolaşmak zorundaydı ama basından gizlenebiliyordu. Yani Amerikan tarihinin en büyük başkanı aslında o dönem televizyon olmadığı için başkan seçilebilmişti. Çünkü hiç kimse o dönemde değnekle dolaşan birine savaş döneminde güçlü bir lider değil mi? Öyle biri lazımken buna bir görev vermezdi. Dolayısıyla public konuşmalarında, kamusal konuşmalarında bir sonraki resimde de göreceksiniz. Elini oralara tutarak ya da balkona tutarak halka göstermemek için yapardı. Şimdi bu kadar görsel, o dönemin dünyasında görsellik bizi böyle bir dezavantaja sokmuyordu. Yani gördüğünüz şey kısıtlıydı. Bugün artık her şeyi görüyoruz. İnsanlar bütün faalleriyle tamamen bir imajdan oluşmaya başlıyor. Demek ki tam da böyle orijinal olmamız gereken ve orijinalliğimizi yansıtmamız gereken bir çağda peki biz buna hazır mıyız? Yani diğerlerinden farklı olmaya hazır mıyız? Sürüden ayrı takılmaya, ayrı gitmeye razı mıyız? Şimdi diyeceksiniz ki hocam her yerde yenilik, özgünlük, kutunun dışında düşünmek, sloganlar görüyoruz değil mi? Özellikle böyle beyaz yakalı ortamlarda daha çok. İşte yenilik, işte yeni, sürekli duyduğumuz şeyler. Şimdi bir yerde tarihçiliğin getirdiği bir şey bu. Bir lafı çok duyuyorsanız bazen de olmadığı içindir. Yani bir şeyin adını sık duyuyorsunuz, belki de kendisinin yerinde yerler estiği içindir. Ben bugün yeniye en kapalı dönemlerden birinde yaşadığımızı savunacağım. Ve bunun da hiç garip olmadığını, çünkü yeni kavramının tarihte sadece çok özel dönemlerde popüler olduğundan bahsedeceğim. Çünkü tarih boyunca yeni hep korkulan, kaçınılan bir şey olmuştur. Mesela eski köye yeni adet getirmek falan anneanne lafları ya bunlar, ama bir mantığı var. Çünkü yeni aslında kaos getirir. Yeninin en azından bir türü kaos getirir. Hangi yeni bizim çıkarımızdadır? Siz telefonunuzun yenisini istersiniz. Siz arabanızın yenisini istersiniz. Ama paradigmatik değişiklik getiren yenilikler büyük kaoslar, savaşlar, ihtilaller getirir. Ve hakikaten tarihine de baktığınızda yeniye açık çok az toplum vardır. Batı'nın son 3-4 yüzyılı, mesela İslam dünyası için konuşacaksak altın yüzyılları diyeceğimiz bir 300 yıl. Gazali'den önce İbn Sina, Farabi dönemleri, o entelektüel seviyede en azından. Onun dışında toplumlar hep baktığınızda yeniye kapalı. Çin'in tarihine baktığınızda hep yeniye kapalı olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü yöneten için nizam, ahenk çok daha önemli. Onun için yenilik direkt bir fayda getirmiyorsa, bir iPhone getirmiyorsa ya da ne bileyim ekonomide %5 büyüme getirmiyorsa, tarım imparatorluğunda bu imkansız. Yenilik sadece başa bela olacak bir şey. Hakikaten Batı'nın tarihine bakarsak yeni fikirler, yeni icatların, mesela Fransız İhtilali ne kadar güzel değil mi? Fransız İhtilali geldi, özgürleştik falan. Fransız İhtilali döneminde yaşasaydınız muhtemelen ekmeksizlikten ölecektiniz ya da savaşta ölecektiniz. O 20 yıllık bir savaş dönemi, insanların bir iç savaş yaşadığı, her yerde açlığın ya da sanayi devrimi değil mi? Bugün zenginleştirdi. Bir Engels'de okuyun bakalım. 4 tane ayrı ya da Germinal filmini izleyin. Kömür madenlerinden insanlar nasıl ölüyorlar, nasıl açlık, işte ne bileyim her türlü ahlaki problem ve ailelerin dağılması, insanların işte sakatlanması bir sürü şeyi getirmişti. Dolayısıyla insanlar bu yenilik süreçlerini aslında paradigmatik yeniliği, yani bir anda düşünüş biçimimizi falan değiştiren yenilik biçimlerini çok zor kabul ettiler. Sanatta mesela bu da çok görülür. Batı sanatı orijinalliğe önem verir ama her sanat türü öyle değildir. Mesela Andrei Rublev'i izleyen var mı aranızda ya da ikona üzerine bir şey biliyor musunuz? İkonada olay hep aynı ikonayı yapmaktır. Yeni bir ikona üretmek değil. Bugün de mesela hala Mimar Sinan'ın camisini yapıyoruz, hala aynı paradigma içinden konuşuyoruz. Yani yeni bir şeyin düşüncesi aslında çok nadir ortamlarda kabul gören bir şeydir. Batı bunu kırdığı için ilk başta sanatta ve düşüncede, daha sonra teknoloji de bunu kırabildiği için Batı olmuştur, sanayi devrimini gerçekleştirebilmiştir. Sürülebilir bir yeniliği taşıyabildiği için bunu başarmıştır. Dolayısıyla biz işte tarihte o çok eksepsiyonel dönemde yaşıyoruz. Yaşadığımız bu dönemde özellikle 1800'lerden sonra yeni tarihte ilk defa pozitif bir anlam kazandı ve sürdürülebilir oldu. Bunun nedeni de bu istisnai parantezdeki yapılan icatların bizim hayatımızda direkt sonuçlar doğurması. Siz 1530'da yeni bir heretik bir akım çıkardığınızda, bir zındık akımı çıkardığınızda bu hayatınıza direkt fayda etmiyorsa ya da dinlerin yayılmasına bakın, büyük bir yerde büyük çoğunluk kölelik gibi ya da büyük fakirlik gibi sorunları çözdüğü için o paradigmatik değişikliğe izin verilmiştir. Sanayi devriminden sonra yeni bize icat olarak döndü. Yeni bize işte aşı olarak döndü. Yeni bize ortalama yaşam süremizi arttıran, daha iyi beslenmemize yol açan, hastalıklardan korunmamıza yardım eden, hayat standartlarımızı arttıran bir şey olarak geri döndü. Konfor olarak döndü. Bu yüzden yeniyi övmekte bir sıkıntı çekmiyoruz.
Ama şunu hep unutuyoruz, bu paradigmatik yenilenmelerin büyük bir çoğunluğunu insanlar zaten zorunda kaldığı için gerçekleştirdi. Yani Fransız ihtilalini Fransızlar o süreci durduramadıkları için rıza gösterdiler. Fransız ihtilalinin devrimcisi kadar karşılarında bu kralı, kiliseyi savunan insanlar da vardı. Demek ki direkt fayda sağlamayan yenilenme aslında bizim çok tarihte sık gördüğümüz bir şey değil. Ben bu paradigmatik değişiklikten korkma fenomenini, yani ufak değişiklikleri iyi de, mesela bankasız bir dünya düşünüyor muyuz hiç? Düşünmüyor. Paradigmatik değişiklik mesela böyle. Bu tip düşüncelerden hala korkulduğunu, bugün de benzer bir durum içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yeni icatlara, tüketebileceğimiz şeylere hazırız. Ama zihnimizi bulandıracak, ezberimizi bozacak, huzurumuzu kaçıracak paradigmatik değişikliklerden kaçınıyoruz. Bu sadece dünya için değil, birey için de öyle. Yaşayış biçimimizi değiştirmek, yeni meslekler seçmek, hemen hemen her yerde olabilir. Bizi değişik pencerelerden bakmaya olacak her şeyden korkuyoruz. Bunu en güzel şeyde görebiliriz. Değişik fikirlere karşı en toleranssız olduğumuz çağlar, modern çağların içindeyiz. 19. yüzyılda karşılaştırıldığında tam bir Engizisyon içinde yaşıyor gibiyiz. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Sigmund Freud, biliyorsunuz psikanalizin babası, önemsiz biri mi? Değil, gayet önemli biri. Sigmund Freud hiç yaşamasaydı, bugün psikanaliz diye bir alan olmasaydı ve Sigmund Freud bugün bulsaydı teorilerini ve iki tane tweet atsaydı. Tweetin birinde işte şöyle yazsaydı. Çocuklar anneleri seks yapmayı arzularlar ve anneleri seks yapamadıkları için ve bunu babaları yaptığı için ona karşı öfke duyarlar deseydi. Ya da deseydi ki kız çocukları penislerinin olmadığını anladıkları andan itibaren bir penis arzusu geliştirirler. Bu hasret doğrultusunda, bu arzu doğrultusunda da cinselliklerini babalarına yönlendirirler deseydi. Hiç böyle bir şey yaşamasaydı. Sizce böyle bir tweet atsaydı. Psikoloji alanının çok önemli bir ismi. Bilimsel biri değil mi? Nasıl bir karşılık görürdü? Değil mi? Muhtemelen linç edilirdi. Hayal edebiliyor musunuz? Ve hatta ben bu tweet'i yazayım buraya koyayım dedim. Korktum. Biri crop alır da bir linç, beni linçlerler diye. Aynen öyle. Abi yani gidip şey, TEDx'i falan taglerler. Ya şöyle olur. Yapılır. Bakın Sigmund Freud bugün olsa, Karl Marx'ı falan demiyorum, o çığır açan görüşünü bugün söyleyemeyecek. Öyle bir noktaya geldik. Bakın yakın zamanda Agatha Christie'nin romanları yeniden, hani zama diyorlar ya fiyat ayarlaması gibi, onun gibi oldu. Yeniden yazıldı. Hayır, yeniden yazılmadı. Sansürlendi. Bakın onu bile yazamamışlar. Sansür tam da odur. Tamam mı? Yeniden yazılmadı. Ne yaptılar? Agatha Christie'nin içinden ırkçı ifadeleri kaldılar. Ben bakmadım nedir? Şimdi bu ifade özgürlüğü nasıl müdahale değil? Bunu toleranssız nasıl değil? Şimdi diyeceksiniz ki ama ırkçı ifade kullanılmış. Irkçılığı mı övelim? Tam Katolik Kilisesi'nin söylediği şey buydu. Bu Index Librorum Prohibitorum 16. yüzyıldan itibaren siz eğer bir kitap basmak istiyorsanız burada olmayacaktı isminiz. Eğer Sultan'ın korsanları, ezbere yaşayanlar falan buradaysa bunu hiçbir Katolik alamazdı, basamazdı ve izinle basılıyordu. Şimdi o zaman Katolik de onu diyordu. Bunun içinde Allah'a karşı bir şey var. İzin mi verelim? Ve bazen de hakikaten bunun içindeki şeyler çok tehlikeli sonuçlarda doğurabilirdi. Çünkü din aslında bizim zannettiğimiz gibi insanların gerçekten kaçmak için falan buldukları bir şey. Toplumsal ahengi taşıyan bir mekanizmadır. Ve siz bir Katolikseniz, işte ne bileyim hali vakti yerindeyseniz nizamı korumak istiyorsunuz ve dolayısıyla sansür de size mantıklı geliyor. Tabii ki heretik insanlar çıkmasın, iç savaş çıkmasın, din savaşı çıkmasın. Hani işimize gücümüze bakalım, vergimizi verelim, yaşayalım diye düşünüyorsunuz. Tam aynı argüman. Yani hep şöyle bir mekanizma devreye sokuluyor. Nizam bozucu, infial yaratıcı görüşü alabilirsin. Bu ırkçılık olabilir. Agatha Christie'nin içindeki ya da Katolikliğe ya da Allah'a uzatılmış, Katolikliği tanrısına uzatılmış bir dil olabilir. Bunu alıp bunu bastırmaya bahane ederek orada özgür düşünceyi yeni kısıtlardın. Avrupa Katolik dünyası bunu yıllarca yaptı. Şimdi gene aynı noktadayız. Agatha Christie romanları bakın hiç ırkçı biri değil bu. Bu arada o dönemde kim var? Mesela Einstein'ın seyahatnamesini okun, onu daha keşfetmediler. İçinde ne ifadeler var Çinlilerle ilgili bakın. O dönemde yazılan bazı benzetmeler bu bir roman. İçinden kaldırmaya çalıştılar. Açıkçası sansürün içinde olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ve burada şunu anlamamız lazım. Biz bu nizam bozuculuğa tahammül etmeden yeni fikirler üretemeyiz. Bunu anlamak lazım. Mesela birileri kralı kiliseyi eleştiren o keyif kaçıranlara tahammül etmeseydi, o uyuz keyif kaçıranlara tahammül etmeyin. Bugün hala monarşiyle yönetiliyor olurdunuz. Sizi ileri götürecek adamı oyun bozan, o kışkırtıcı. Birileri o anarşistler, o servet düşmanlarına onları susturmayı başarmasaydı. Bugün hala haftanın 6 günü 12 saat çalışmak zorunda kalırdık. Türkiye'de belki hala bu kadar çalışan vardır bilmiyorum o yüzden ama aslında çalışmamanız lazım. Hala bu olabilirdi. Bir ufuk açıcı fikir için 10 tane saçmalığa tahammül etmeniz lazım. Bir vizyoner için 100 tane provokatöre, huzur bulucuya tahammül etmeniz lazım. Çünkü başka türlü lütfen.
Bunu yapamadığınız yerde işte ileriye gitmiyorsunuz. Yani hem rahatsız, kendinizi rahatsız hissetmediğiniz yerde başarı ulaşamazsınız. Bakın burası Venedik, Sala Maggiore. Venedik'i yöneten Doçeler'in resimleri var. Hepsinin çok güzel resimleri var. Bir kısmı sonradan yapılmış falan. Ben Venedik'i çok severim yaşadığım için. Bir kişinin resmi yok. Simsiyah bir şekilde. Hikes Locus programı suçları için. Çok da anladınız değil mi? Suçları için kafası kesilen. Suçları için kafası kesilen Doçe. Yani darbe yapmaya çalışan bir Doçe'nin yerine simsiyah bir şey var. Yani cumhuriyeti ihanet etmiş. Lideri, seçilmiş lider ama cumhuriyeti monarşiye çevirmeyeceğim. Buna Damnatio Memoriae, anısının lanetlenmesi denir. Tarihte çok sıktır. Anısını lanetlenen bir kişi daha var biliyorsunuz değil mi? Yakın zamanda Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı tarihiyle ilgili ödüllerin isminden Fuat Köprülü, Halide Edip adı var. Ve Ömer Lütfü Barkan bizzat akademisyenler tarafından çıkarıldı. Bunlar dönemin ırkçı insanları değil, bunlar döneminin büyük siyasal uçlarında olan insanlar da değil. Çıkarıldı, biz çok mücadele ettik, başaramadık. Toplasanız bu üçünün makalesi, ben de dahil Amerika'da eğitim almış herkesten daha fazladır. Birçoğumuz bunun 1/8'i bile etmezken oturdular. 100 yıl önceki insanları canceladılar. Buradan neye geleceğim? İşte esas kurum politik doğruculuğun aslında merkezi oldu. Politik doğruculukla ilgili yapılmış bir şey var. Onunla bitireceğim. Bizi aslında şeye getirecek. Bakın politik doğruculuk. Politik doğruculukla ilgili yapılan Amerika bunun merkezi ise bir ankete 8000 kişi arasında yapılan bir ankete 5 Amerikalıların 4'ünün politik doğruculuğun ülke için problem olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Özellikle bu oranın beyazlar arasında beyazlardan daha çok bu politik doğruculuğu koruması gereken Kızılderililer, Hispanikler arasında da arttığını görüyoruz. Ve eğitim arttıkça insanların politik doğruculuğa daha çok sarıldığı ve bundan cancel kültürüne daha çok yaklaştığını görüyoruz. Yani aslında eğitim aldıkça, üniversitede eğitim aldıkça çok daha fazla şey yapmış oluyor. Çok daha hoşgörüsüz bir noktaya gelmiş oluyor. Daha endoktrine olmuş oluyor. Yeniye karşı alerji daha yardı. Demek ki neymiş? Biz kendi burjuva konformizm içinde rahatsız olacağımız görüşleri duymak istemediğimiz için zaten yeniye hakim şey yapan bir ortamda, tahammül gösteren bir ortamda yaşamıyoruz. Fazladan bize yardım etmese gereken üniversite gibi kurumlar bilakis bürokratiklikleriyle ve bazı militan tavırlarıyla bizi yeniden daha da uzaklaştırıyor. Böyle bir ortamda işte tam bir yeniliği yakalayamama durumuyla karşı karşıyayız. Bitirirken yeni eğer iz bırakmak istiyorsanız ve bırakmak zorundasınız, sizi rahatsız edecek şeyden korkmamanız gerekiyor. Kendinize özgü, sui generis, nevi şahsına münhasır biri olmak istiyorsanız, bunun zorlayıcı, sizi yalnız bırakan ve belki de uyumsuz olarak adlandırmanıza yol açacak bir süreç olduğunu unutmayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum.